Selamlar. Bu videonun girişinde ünlü Türk Latin perküsyonist sanatçımız Cem Aksel ve benim bir konserden kaydımdı. Şaka şaka. Bizim Cem Aksel, davulcu. Seneler önce bir konser yapmıştım. Dedim Cem'e, abi perküsyon çalar mısın dedim. Daha doğrusu Turgut çalacaktı davulu. Turgut Albekoğlu. Önder Focan ben, projelerimden biri tabii ki. Videoyu da Özcan çekti, Özcan Şener. Çok eski arkadaş. Çok meraklıdır bu video işlerine. Bir konserlere gelirdi. Allah'tan gelmiş. Başka kaydımız yok çünkü. Evin üst katındaki odadan yapıyorum bu kayıtları. Bu oda küçük bir home stüdyom var. Mikser, kompütür, dijital. Her şey çok kolaylaştı. Reverb'ler, efektler, işte mix, mastering filan. Her şey çok kolaylaştı. Niye böyle bir giriş yaptım? Şundan böyle bir giriş yaptım. İlk kaydımız. Cem'in çatı katındayız. Çalıyoruz öyle. İmer'le de yeni tanıştık. Trompet çalıyor falan. İmer Demirer. Bu Cem bir yerden bir teyp buldu böyle. 4 kanal. Tascam'ın öyle 4 kanal teypleri vardı böyle. Kasete. Normal bildiğimiz kasete kaydediyordu. Ulan kayıt yapalım dedi filan. Üst üste de kayıt olabiliyor. Neyse kısa keseyim. Lady Bird çaldık. Bir caz parçası. Double bass çaldık böyle. Bass line girdim. Davul iki mikrofonla. İmer'de nefesli olduğu için ses kaçar diye öbür mikrofon. İmer'i sonra kaydederiz dedik. Efekt yok. Teypte de efekt yok. Reverb yok. Bir şey yok. Ne yapalım dedik. Bu Cemler'in çamaşır makinesi çatı katında duruyordu. Aklımıza tabii fikir geldi. Bir şey bulmamız lazım. Kimin aklına geldi bilmiyorum ama lan dedik bu çamaşır makinesinin içi metal çınlayabilir yani. Dedik şunu kapağını açalım. Bir üflet dedik İmer'e. Şöyle bir çamaşır makinesinin içinde üflet. Ulan ses çınlıyor böyle. Eko gibi bir şey oluyor orada. Ulan tamam dedik kaydı buraya yapacağız. Kablo mikrofonu da içeri koyduk böyle. Makinenin dibine o. Böyle öndendi galiba şey. Dibine koyduk. Ondan sonra İmer girdi içine. Verdik kulaklığı da böyle. Bütün parçayı çaldı orada şimdi. Lan dinledik sonra. Ulan bayağı da bir reverb var yani. Fena da olmadı. Sonra İmer dedi ki abi üst üste bir iki tane daha çalayım dedi. Üçlüsü beşlisi falan. Yani toplamda 3 kez trompet çalmıştı. Trompet de değil aslında kornet. O zaman trompeti yok diyeyim dedim. Şöyle küçük bir korneti vardı. Neyse. Yani ilk kaydımız budur. Şimdi geçen Ayşe'ye mesaj attım Ayşe Gencer'e. Dedim ki Ayşe dedim ya böyle bir şey yapıyorum dedim. İşte anlarımı anlatacağım da. Bu kaset dedim biliyorum. İmer'de vardı. Şunu bir sorsana dedim. Şunu bulabilirse bana bir dijitale çekip bir e-mail ile falan göndersin dedim. Şimdi o parçayı çalacağım. Önder Focan'la da 80'lerin başından beri tanışıyoruz yani 82'den beri diyelim. Hatta ilk tanışmamız şöyle oldu, bir tanıştık. Bizim Cemler'in üst Bostancı'daydı evi, bir sokak arkada oturuyormuş Önder. İlk daha tanıştık, işte Cemler'in çatı katıya gittik. 8 saat mi 9 saat mi ne durmadan çaldık. Onu hatırlıyorum mesela. Sonra herhalde karnımız mı acıktı ne oldu? Bıraktık gittik indik Bostancı'ya aşağıda bir şeyler yedik herhalde. Ahmet Bir vardı o zaman. Bostancılılar bilir. Ahmet Bir vardı. Pide ayran. Ama Ahmet 2 hiçbir zaman olmamıştır. Görmedik yani. Ama Ahmet Bir. Ve Önder'le devam ettik. Sonra Dio ikili çalmaya başladık.
Hatta bir ikili konserimiz ilk, hatta Deneysel Sanatlar Merkezi'nde bir yer vardı Kızıl Toprak'ta. Akşamdı konser. O gün Jaco Pastorius'un öldüğünü öğrendik. Üzülmüştüm tabii. Çünkü örnek aldığım bir basçıydı. Ben çok projeler yapardım. Önder'le çok proje yaptım tabii. Önder çalmayı çok seven biri. Hiçbir zaman da hayır dememiştir. Her zaman tabii yapalım, edelim. Mesela gençlik günlerinde çalmıştım. Burada Davul Turgut Alpbekoğlu çaldı. Cem Aksel perküsyon çaldı. Naima'da çok çaldık Önder'le. Selim Selçuk'un Arnavutköy'deki caz barı vardı. Naima. Çok güzel bir yerdi. Orada Önder'le çalardık burada. Hatta burada işte o zaman Lemansam'da çalıyordum. Orada Volkan vardı. Volkan Şan'da. Saksafoncu. Volkan dedim, gel dedim, sen de çal dedim. Tahsin Ünlü var, Volkan Şan'da. Önder Focam, ben öyle bir grup yapmıştım. Davulda da Murat Yeter vardı. Önder'le çok çalardık mesela. Bilsen Caz Festivali'nde çaldık. Deniz Dündar vardı davulcu. Aşkın diye bir piyanist vardı. Tahsin orada da vardı galiba. Tahsin Ünlü var, saksafoncu. O konserde Rüket Arıcı'ya çalmıştık. Onu da kaybettik maalesef. Çok genç yaşta. Çok üzülmüştük ona. Dediğim gibi Önder'le çok çaldık yani. Unuttum bile. Hatırladıkça arada bir anlatırım, komik bir şey hatırlarsam. Bu 95'te Amerika'ya geldik. Şimdi burada tabii bir sürü insanla tanışıyorsun. Doktor, mühendis filan. Cumhuriyet baloları olur konsoloslukta. Oraya çağrılırız işte. Bir keresi orada birisiyle tanıştım. Tabii benim müzisyen olduğumu biliyorlar. Cazcı olduğumu biliyorlar. Birisi dedi, ya dedi, Türkiye'de dedi Önder Focan diye biri var dedi, gitarcı. Hiç duydunuz mu dedi. Önder'in arkadaşıymış herhalde. Okuldan mı, üniversiteden mi? Ben de hep aynı espri. Yani bu 3-4 kez oldu bana işte. Önder Focan'ı tanıyor musun? Ben de hep aynı espri yaparım Önder'e. Gitarcı değil mi? Caz çalıyordu galiba. Duydum diyorum. Evet. Ya işte o benim arkadaşım falan diyorlar. Nikah şahitliğimi yapmış adamdır Önder Focan diyorum. O kadar yani. Evet, nikah şahidim Önder Focan. 88'de evlendik Gül'le. Nikah şahidim Önder Focan. 32 sene olmuş. Evlenecek cazcı arkadaşlara duyurulur. Önder'in nikah şahitliği kutsaldır. Önder Focan'ı arayın. Şahitliği garantilidir. Sonra ben 93'te kaset yapmıştım.
Önder de kaset yaptı, caz gitar diye. Onun kasetini çaldık. Cankut abi vardı davulcu, Cankut Özgül, Selim Bemba piyanoda, Önder ben. Çok güzel bir kaset yaptık. O da diskotürden çıkmıştı. Antoine Chorus yapmıştı onu da. Yani öyle bir Önder'le hep böyle bir ilklere imza attık diyebilirim ya. Yani. Benimki ilk pop jazz kasetiydi. Bir sürü cazcıya da örnek olmuştur. Yani ulan cazcılar da bak kaset oluyor işte pop jazz, jazz filan. Demek oluyor yani bu popla arabeskle yürümeyecek bu iş. Birçok genç cazcıya da örnek olduğumuzu düşünüyorum. Ve sonra Nardis'i açtılar. Zuhal'le birlikte. Ve hala devam ediyor. Bütün zorluklara rağmen. Şimdi de bu pandemi dönemleri zor tabii ama işte idare ediyorlar herhalde. Evet. Bu da videonun sonu. Evet. Görüşmek üzere.